Harekat alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde bugüne kadar icra ettiğimiz harekatların hemen hemen en büyük bölgesidir. Ve bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır. Değerli arkadaşlarım, bu harekatla ilgili olarak tabii ilgili Sayın Komutanım'ın direktifleri doğrultusunda ilgili bütün unsurlarca gerekli hazırlıklar uzun süredir icra edilmektedir. Ve bu alandaki arazide model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat bunların üzerinde de yoğun çalışmalar yaptılar. Ve bütün bunların sonucunda yine Sayın Komutanımızın direktifiyle hava harekatımız bildiğiniz üzere 10 Şubat'ta 2.55'te 41 uçakla bölgede belirlenen tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde başlatılmıştır. Bu harekatımıza ayrıca havadan ihbar kontrol uçağımız, tanker uçaklarımız ve de destek uçaklarımız ile SİHA'larımız da iştirak etmiştir. Daha sonra yine 10 Şubat 4.55'ten itibaren arkadaşlar kara harekatımız başladı. Kahraman unsurlarımızı ilgili helikopterlerle bu 75'e 25 kilometrelik alandaki planlanmış hedeflere indirdik. Mağaranın yapısı şurada arkadaşlar. Mağaramız şurada bulunuyor. Gördüğünüz gibi bir dere yatağı ve her iki tarafında %60 meyilli olan ve gerçekten bu bölgede hava kuvvetlerini görerek ateş etmesine kesinlikle mani bir alanda seçilmiş bir arazidir. Mutlak surette bu yere girmek için ilgili unsurlarımızın bizzat karadan gidip oraya girmesi şarttır. Dolayısıyla böyle bir yeri seçmişler. Gördüğünüz gibi %60 meyildir arkadaşlar. Öncelikle bu her iki tarafta seçilmiş 3 noktaya helikopterlerimizle indirme hava hücumu harekatımızı icra ettik arkadaşlar. Mağaramız mağara 3 tane giriş, 9 tane odası ve 7 tane de demir kapıdan oluşan bir mağara oluşturulmuştur. Ayrıca mağaranın içerisinde sürekli zikzaklar ve bazı noktalarda 1.20 yüksekliğinde sadece yani insanların sadece sürünerek veya çömelmiş vaziyette yürümek zorunda olduğu bir yapı oluşturulmuştur. Belli ki uzun bir süre çalışmadan sonra bu mağara meydana getirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf etmek için ayrıntılı bir planlama ve hazırlık yapılmıştır. Ve yapmış olduğumuz bu hazırlığa uygun şekilde de harekat icra edilmiştir. Özel kuvvetlerimiz model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etmiştir. Ve yapmış olduğu bu eğitimin de faydasını burada bizzat görmüştür. Hava kuvvetlerimiz mükemmel bir şekilde hedeflerin tamamını vurmuşlardır arkadaşlar. Çok ağır bir zayiat verdirilmiştir. Ve bundan sonra terör örgütü dün olduğu gibi burada kendini artık rahat hissedemeyecektir. Ve bunu da bundan sonra onlara her gün yaşatacağız. Tanker uçaklarımız aynı şekilde çok başarılı görev yapmış. Yaklaşık 4 gündür süren bu operasyonda sürekli olarak uçaklarımızı ikmal etmişlerdir. Özetle terör örgütünün kendisini çok emniyetli hissettiği 75 kilometreye 25 kilometrelik Gara alanını örgüte dar etmişlerdir. Ben Sayın Komutanımın müsaadesiyle bütün operasyonda görev alan ve en üst rütbeliden en küçük rütbeliye kadar bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum.